Ülkemizde de dünya muharebe tarihinde devrim yapacağını öngördüğümüz, bunu da şimdiden söyleyeyim. SİHA'lar, Bayraktar TB2 SİHA'lar işte filolar halinde uçarak muharebede paradigmayı dönüştürdü. SİHA'larla kazanılan ilk savaşı Türk orduları kazandı diyoruz ya. Şimdi anlatacaklarımla birlikte dünya muharebe tarihinde devrim olacak. Bu kısa pistli gemilerden, maliyet etkin gemilerden, uçak gemilerinden inip kalkabilen SİHA'lar ve insansız savaş uçağı dünya muharebesinde devrim yapacak. Şimdi detaylarına girmeyeceğim. Biraz daha savunma sanayinin teknik konusu. Şu anda bu hava araçlarımızı geliştiriyoruz. Dünyada şu anda üretilen son insanlı savaş uçakları üretiliyor artık. Bundan sonra hepsi insansız olacak. Ve yine söylemek isterim. Bizim için en büyük avantajlardan biri bazen birileri için dezavantaj gibi gözükse de ülkemiz için, savunma sanayisi için, hani F-35 programından bizi dışladılar ya, o başımıza gelmiş en iyi şey olabilir savunma sanayinde. Tamam, daha önce SİHA vermemeleri çok önemli bir şeydi ama onu dışlamış olmaları artık yani Allah'tan bize gelmiş bir lütuf olarak bile görebiliriz. Sebebi sonra anlaşılır diye düşünüyorum. Yani uzun uzun sebeplerine girebilirim ama ne kadar anlatsan da birileri anlamayacağından çok önemi yok. Nasıl ki birileri ne kadar anlatsan da işte niye milli SİHA yapılması gerektiğini anlamayacaksa, niye işte ne yaparsan yap işte dalga geçmeye kalkacaksa, aşağı bütün dünya alkışladığı yerde işte kendisi yermeye çalışacaksa, o yüzden çok o taraflarında polemiğe falan uzun uzun anlatmaya gerek yok. Biz çabamızla, gayretimizle, yolumuzda dosdoğru yürümeye devam edeceğiz ama şunu unutmayın. Yani burada söylemiş olayım. Tarihe not düşülsün. Hani yarın 2005'te var ya bir video onun gibi. Bu insansız hava araçları Bayraktar TB3 ve MÜYüz bir gün devreye girerse muharebe tarihinde devrim yapacak arkadaşlar.